Arkadaşlar bugün Ela'yla duygularımızı nasıl yönetiriz, duygu nedir? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Ela'nın asıl alanı organizasyonel gelişim ve yetkinlik yönetimi. Ama duygular üzerinde uzun süredir çalışıyor. Konuyla ilgili kitap hazırlığında zaten. Ela'cığım, biraz duyguları istersen, duygu nedirden girelim. Ondan sonra bu bağlamda birazcık konuşmak istiyorum seninle. Evet, memnuniyetle. Duygu nedir? Şimdi literatüre baktığınızda, bir sürü işte araştırmaya baktığınızda duyguların esasında evrensel tek bir tanımı yok. Çünkü duygu çok bileşenli bir kavram. Bizim belirli uyarıcılara verdiğimiz fiziksel, zihinsel ve biyolojik, bedensel olarak, davranışsal olarak verdiğimiz tepkiler olarak geçiyor. Çok genel bir tanım olarak. Şimdi esasında duyguların tanımından çok duyguların özelliklerini anlamak, duygunun ne olduğunu anlamak adına çok önemli. Duygunun özelliği, bir kere duygu belirli bir olayın tetiklenmesiyle oluşan bir şey. Yani belirli olaylar bize o duyguyu hissetmemizi sağlıyor. Fakat şöyle bir şey var, duygular anlık. Esasında duyguların süresi çok kısa. Şimdi burada bir çelişki başlıyor. Madem duyguların süresi bu kadar kısaysa, biz niye bunu bu kadar uzun süre üzgünlük, işte veya neden bu kadar çok uzun süre kızgınlık yaşayabiliyoruz veya şaşkınlık yaşayabiliyoruz diye sorular gelebilir. Zaten birinci şeyi bu, duyguların nasıl diyeyim, tuzağı diyelim veya mesajı bu. Peki, İkincisi, anlamak istediğim için soruyorum. Şimdi bu tabii, anlık duygunun etkisi daha uzun sürüyor diyorsun ve durup dururken duygu durumuna girmiyoruz, herhangi bir duygu durumuna. Doğru mu anladım? Evet, yani evet. Durup dururken herhangi bir duyguyu yaşamıyor muyuz? İlla bir şey mi, stimülasyon mu, bir şey mi, etki mi olması lazım? Evet, bir tetikleyici bir şey. Çevreden gelen, evet, çevreden gelen bir uyarıcı olması gerekiyor. Yoksa durduk yere ben şöyle hissediyorum dememiz mümkün değil. Bir uyarıcıdan, bir uyarıcıyı beş duyumuzla görme, tatma, işte duyma, hissetme gibi beş duyumuzla aldığımız uyarıcıyı bilişe geldikten sonra o uyarıcıyla bir şeyler hissediyoruz. Bu hissettiğimiz anlık bir şey. Süresi kısa, fakat ona rağmen bizde uzun sürüyor. Bir kere bu özelliğini bilmemiz gerekiyor. Yani anlık bir şey olmasına rağmen neden bizde uzun sürüyor sorusunun cevabını vereceğiz. Birinci vermemiz gereken şey bu. İkincisi, duygular bizim ya uyarıcıya verdiğimiz tepki ya da belirli davranışlarla gösterdiğimiz şekilde fiziksel olarak bedende de hissettiğimiz bir şey. Şimdi biz eğer duyguları ifade edemezsek, ne hissettiğimizin farkına varmazsak, bedenimiz bize bunu fark ettiriyor. Ne yapıyor? Başımız ağrıyor, sırtımız ağrıyor. Bir anda belimize bir ağrı girebiliyor veya midemiz ağrıyor, midemiz yanıyor. Bu tür şeylerle beden bize ne tür duyguyu içimizde tuttuğumuzu esasında bize gösteriyor. Şimdi duyguların neden anlık olmasına rağmen bizde bu kadar uzun sürdüğünü konuşalım. Çünkü duygular bizim anılarımızla beraber beynimizde, hafızada korunuyor. Yani hafızamızda olaylar duygularla beraber saklanıyor. Bir olayı hatırladığınızda olayın detaylarından çok size ne hissettirdiğini hatırlarsınız. İşte böyle hissetmiştim, bu şekilde üzülmüştüm, böyle olmuştu, bunu hissetmiştim, sonra ağlamıştım, bunları hatırlarsınız. O yüzden de esasında bizim duygularımızın uzun sürmesinin sebebi hafızamızda yer alan olaylardan dolayı. Yani bilinçaltımız bize bilinç dışı bir şekilde tepki vermemize sebep oluyor. Çünkü o anılar devreye giriyor. O yüzden de daha uzun sürüyor bizde kısa sürmesi gereken duygular. Şimdi bir kere öğrenmemiz gereken şu: çok kızgın olduğunuz anda o duygunun geçiciliğinin farkına varmak bir kere çok önemli bir farkındalık. Hani diyoruz ya, 10 saniye bekleyin, işte nefes alın, yutkunun gibi. Her türlü duygu, kızgınlık olsun, üzüntü olsun, sevinç olsun, keyif olsun, şaşkınlık olsun, ne olursa olsun, eğer o duyguyu beklerseniz duygunun şiddeti zamanla geçecek. Bunu bir kere, bu önemli bir farkındalık. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bununla beraber duyguları 6 temel başlıkta esasında. Biz 6 genel duygudan bahsediyoruz. Fakat
literatürde ve dünyada bütün dillerde tanımlanmış tam 34 bin duygu var. Şöyle düşünün, 34 bin kelime biliyorsunuz fakat sadece 6'sıyla yaşıyorsunuz. Şimdi bu ne oluyor? 6'sıyla yaşayınca eksik kalmış bir şeyler oluyor ve bunu biz vücudumuza tutuyoruz. Enerji olarak tutuyoruz. Tuttukça da kronik ağrılar, psikosomatik rahatsızlıklar yaşamaya başlıyoruz. Bunların hepsi biriktirdiğimiz duyguların bize yaptırdıkları. Bir kere birinci mesajımız şu, duygular kısa süredir beklemek gerekiyor aşırı duygular sırasında. İkincisi de biriktirmemek gerekiyor. Peki buraya kadar bu, net oldu mu bilmiyorum ama. Yani benim anladığım şu aslında, tecrübelerimizden elde edindiğimiz duygular var. Evet, duygu hafızası diye bir şey var. Evet. O duygunun doğmasına ya da tetiklenmesine sebep olan ya bir olay oluyor ya da bir düşünce oluyor aslında. Önce düşünce geliyor, ondan sonra duygu geliyor gibi anlıyorum. Doğru mu? Ya da duygudan sonra da düşünce geliyor olabilir mi? Evet, esasında bununla ilgili bir şey yok. Bir konsensus yok. Yani kesin bir cevap veremiyoruz ona. Düşünce mi önce oluyor, duygu mu oluyor? Çünkü öncelikle o duygunun neden oluştuğunu bildikten sonra o zaten düşüncelerle beraber geliyor. Mesela, birlikte geliyor. Evet, birlikte geliyor. Zaten siz birine sinirlendiğiniz zaman o geçmişte biriktirdiğiniz bir şeyle beraber geliyor. Ya onu birine benzetiyorsunuz ya zaten uzun zamandır deneyimlediğiniz bir kızgınlık ve olumsuz şeyler var. O yüzden o şekilde de gelebiliyor. Peki bunun davranışa dönmeden önce mutlaka durmamız gerektiğini söylüyorsun. Evet, şimdi bu durup o duyguyu bir dinlemek mi gerekiyor? Beden üzerindeki şeyi var, tezahürleri var dedin. Bedende mutlaka bir yere yansıyor o duygu. Onu duyabilmek herkesin harcı değil. Evet. Bu bir pratik gerektiriyor sanırım. Yani o yüzden bir duyguya, yoğun bir duyguya kapıldığımızda ancak zaten bunu belki fark ederiz. Yani yoğun bir korku, endişe, kaygı duygusu ya da yoğun bir mutluluk duygusu yaşadığımızda, her neyse onun ismi, o zaman dönüp vücudumuzda şimdi ne oluyor diyebilmek bir pratik olabilir mi? Onu evet, fark kesinlikle öyle. Zaten duygusal dayanıklılık dediğimiz olay zor durumlarda, zor dönemlerde ya da zor olaylar yaşadığımızda o duyguyu doğru yönetip verimli bir tepki verebilmekte. Şimdi bunun için de bir duygunun nasıl oluştuğunu bilmek ve bu duyguyla ne yapacağını bilmek kısmı var. Şimdi siz hep olumsuz duygu diyoruz biz kızgınlığa, öfkeye, fakat esasında her duygunun bizi koruduğunu bilmemiz gerekiyor. Bize bir mesaj veriyor her duygu. O yüzden duygunun bize verdiği mesajla ne yapacağımız tamamen bizim seçimimiz. O yüzden o duyguyla nasıl davranacağımız, ben bununla alacağım, bununla kötü bir şekilde davranacağım demek de ya da bana hizmet edecek şekilde bunu yapıcı bir şekilde kullanacağım demek de yine bizim irademizle alakalı bir şey. O yüzden 6 tane duygunun temel mesajlarını burada anlatmak istiyorum. Şimdi 6 temel duygu: 1 üzüntü, 2 kızgınlık, öfke, kızgınlık, 3 korku, 4 keyif, 5 şaşkınlık, 6 da tiksinti dediğimiz 6 tane ya da iğrenme dediğimiz 6 tane temel duygudan bahsediliyor. Ve bu temel duyguların çerçevesinde geziyor diğer alt duygular. Şimdi her bu temel duygunun bize verdiği bir mesaj var. Bunun farkına varmamız gerekiyor. En başta üzüntüyle başlayalım. Üzüntü, eğer biz çevremizi değiştirme gücümüzün bittiğini, yani olan olayla ilgili kontrolümüz olmadığını düşündüğümüzde ve artık bunu değiştiremeyeceğim dediğimiz anda hissettiğimiz duygu bize üzüntüdür. Üzüntü enerjimizi düşüren bir duygudur. Yani üzüldüğümüzde elimizi bile kaldırabilecek gücü bulamayız bazen. Üzüntünün şiddetine göre değişir. Allah korusun, birini kaybettiğimizde, çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizde anında kendimizi kapatırız. Çünkü neden? O kişiyi geri getiremeyeceğinizi bildiğiniz için üzülürsünüz. Yani o duygu esasında size bir şeyleri değiştiremediğiniz için hissettirilir. Yani hissedersiniz böyle bir duyguyu. O yüzden ne yaparız biz üzüldüğümüzde? Enerjimiz düşer. Bu dönemde çok fazla yapılan yemek yeriz. Neden? Hemen bir şeyler yemek isteriz. Şekerli bir şeyler yiyeyim. Neden? Enerjimi yükseltmeye ihtiyaç hissederim. Çünkü hareket edemem. O yüzden bir kere üzüldüğümde
ne yapacağımı seçebilirim artık. Çünkü enerjimin düşeceğini biliyorum. Enerjim düştü. Şu anda üzüldüm ve ne için üzüldüğümü biliyorum. Şu anda bu olayı değiştiremeyebilirim. Evet, kontrolüm yok ama bu enerji düşüklüğümü nasıl arttırabileceğimi seçebilirim. Yani onun yaratacağı düşünceleri ben kontrol edebilirim. İkinci duygumuz korku. Korku çok görülen bir, özellikle bu dönemde çok Çok gördüğümüz, çok temel bir duygu değil hissettiğimiz, mi? çok temel bir duygu. Korku uzaklaştıran bir duygudur. Fiziksel olarak da uzaklaştıran bir duygu. Korktuğumuz zaman ne yaparız? Hemen kendimizi korumaya alırız ve kaçarız. Bizi uzaklaştıran bir duygudur korku. O yüzden kendimizi geri çekeriz. Korktuğumuz zaman da neyden korktuğumuzu, bakın 15 farklı korku türü var. Neyden korkuyorsunuz? Başarısızlıktan mı korkuyorsunuz? Bir şey kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Bir şeyden sahip olduğunuz ama işte yapamamaktan mı korkuyorsunuz? Bir sürü korku türü var. Bu dönem yaşadığımız paniğin en temel şeyi kaybetme korkusu. Neyi kaybedebilirsiniz? İşte aç kalabilirim, hayatımı kaybedebilirim. İşte işsiz kalabilirim, işimi kaybedebilirim. İşte çünkü neden kaybetmek bizim için önemli? Beyin kaybetmeyi azaltmak üzerine motivedir. Yani biz insanoğlu bir şeyleri kaybetmek üzerine motiveyiz. Kaybetmemek üzerine çabalarız. Kazanmak için değil. O yüzden ödüllerden çok kayıplara odaklanırız böyle dönemlerde. Dün de tam 2 saat kala böyle bir uyarı gelince hemen ne oldu beyin? Bir şeyi kaçırabilirim telaşı, korkusu geldiği için ne yaptık? Hemen panik olduk o kaybetmemekten dolayı gidip alışveriş yaptık. Şimdi burada da Beyin tam bir aslında seçim var. şey tam bir hayatta kalma donanımı diye tarif eder hepsini önce. Ben de ona katılıyorum. Yani Evet. o kaybetmeme isteği de aslında hayatta kalabilmek için. O yüzden işte o savaş ya da kaç devresi o Aynen. Aynen devreye öyle. giriyor. Yani evet, bütün duyguların temeli zaten bizi hayatta tutmak. O yüzden duyguları geri itmek yerine duyguları kabul etmek. İşte ben olumsuz hissediyorum, o yüzden bunu geri itiyorum değil. Bu duygu bana ne mesaj veriyor? O yüzden ben bugünkü konuşmanın, bu canlı yayın ismini Duygular Virüsten Daha Güçlüdür. Çünkü duygularımız çok fazla, çok çeşitli ve bizi korumak için varlar. Olumsuz ya da olumlu diye ayırmak yerine her duygunun bana verdiği mesajı anlamak üzerine kendimi yönetebilmek ve kontrol edebilme gibi düşünürsek çok dayanıklı bir şey olacak. Yani bu durumları, bu olayları daha rahat yönetebilecek hale gelebiliriz. Ne kadar bunu egzersiz haline getirirsek. Kızgınlığa gelelim. Öfke, yine 15-16 tane farklı öfke türü var. Bir sürü farklı şekilde öfkelenebiliriz. Öfke yaklaştıran bir duygudur. Öfkelendiğimiz şeye karşı, ki bu genelde kişi oluyor, o kişiye karşı yaklaşırız. Özellikle sevdiğimiz, bizim için hayatımıza değerli bir anlamı varsa sevmemiz de gerekmiyor. Yöneticimiz de olabilir, çalışma arkadaşımız da olabilir. O kişiye karşı bir beklentimiz varsa hele fiziksel olarak yaklaşmak isteyip onunla konuşmak ve durumu çözmek isteriz. Ha, yapıcı ya da yıkıcı, o tamamen yine bizim seçimimize bağlı. Olumlu bir şekilde konuşabiliriz de. Tabii o anda beklemek lazım. Şimdi öfkenin şiddeti de o öfkeyi içimizde ne kadar biriktirdiğimizle alakalı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Denizde top oynadığımız dönemlerimiz olmuştur hepimiz çocukken. Topu suda saklardık. Hatırlar mısın Müge? Denizin altında saklardık, yani suyun altında. Ama o top orada bir türlü durmazdı. Ve sakladıkça topu kontrolünü kaybettiğimiz an top ne olurdu? Zırt diye yukarıya bir fırlardı. İşte öfke de böyle bir şey. Ne kadar bastırırsanız o kadar şiddetli bir şekilde yukarıya çıkıp patlama yaşayacak. O yüzden işte bir anda patlamalar, bazen ben buna bozuk musluk fenomeni diyorum, böyle damla 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 bozuk musluktan damla, sonra bir anda lavabo taşar ya. Aynı onun gibi ne kadar çok biriktirirsek patlama olasılığı da o kadar çok artıyor. Yani bunun farkına varmamız gerekiyor. O yüzden öfkelendiğinizde öfkelendiğinizi bilmek,
O anda ne yapacağınıza karar vermekte sakinleşmeniz için duyguların geçiciliğini fark edip, yani 10 dereceyle başlarsanız 10 dereceyle devam etmez o öfke. Yavaş yavaş şiddeti azalır. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu farkına vardığımızda mı oluyor bu şiddetin azalması? Sadece öfke için de değil, aslında bütün duygular için geçerli değil mi? Bütün duygular için geçerli. Evet, bütün duyguların fark etmemiz gerekiyor. Ben bununla ilgili şöyle bir egzersiz öneriyorum. Duygusal dayanıklılığımızı arttırmak adına. Çünkü az önce mesaj sorularda da geldi şöyle bir şey. Hani endişemizi, kaygımızı nasıl yönetebiliriz diye. Bir kere hemen kaygılandığınızı hissettiğiniz anda ya da endişelendiğinizi hissettiğiniz anda bir rakam verin. Kaygınıza kaç puan verirsiniz 10 üzerinden? 10 üzerinden 10'sa bir kere bunun kortekse attınız. Duygunuzu fark ettiniz. Kaygılanıyorum. Kaygılanmamın sebebi bu. Ve benim kaygım şu anda 10 üzerinden 10. Bir kere artık bunu söze döktünüz. Yazıya da dökebilirsiniz. Birine de söyleyebilirsiniz. Bunu yaptığınız an kortekse attınız bir kere. Bu korteks bunu duydu. Bundan sonra soru şu. Kaça indirmek istiyorum? Yani kaça indirebilirim şu anda? Kaça indirebilecek gücüm var? 7'ye. Peki bunun için neye ihtiyacım var? Hemen olumsuzuna geçin. Kaygının olumsuzu sakinliktir. En temel. İlla bir sürü duygunun olumlusunu, olumsuzunu bilmeniz gerekmiyor. O anda kaygı sakinlik ister. Sakin olmam için neye ihtiyacım var? Belki camı açıp nefes almak olabilir. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek olabilir. Meditasyon yapabilirsiniz. Ne sizi sakinleştiriyorsa, bakın duygusal yeme, hemen tatlıya atlamayın eğer kilo sorununuz varsa. Veya işte bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Bir bardak su içebilirsiniz. Ne kadar zaman kazanırsanız o anda, duygunun geçiciliğini hatırlayın ve o duygunun şiddeti yavaş 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 azalacak. Bunun bu farkına geçecek varmak, diyeceğiz hemen. Evet, ilk başta bu geçecek. Evet, bu da geçecek. Ve kaygı anında şunu unutmayalım. Kaygı, endişe anında sadece o olaya kilitleniriz. O olay dışında gözünüz hiçbir şey görmez. Hani açken ben değilim diye bir tane reklam vardı. Çok gülüyordum ben ona. Gerçekten öyle. Hani insan o anda hiçbir şey göremiyor. Çünkü kilitleniyorsunuz, oraya kilitleniyorsunuz ve beyin daralıyor. Beyin o anda küçülüyor, bunun farkına varmak lazım. O yüzden hemen bir rakam verin. 10 üzerinden kaç? 9 mu? 10 mu? 8 mi? Ve kaça indirmek? Bunu bilinç düzeyine getirdiğiniz anda duygunun adını, rakamını ölçülebilir yaptığınız anda zaten beyinde, bedende her şey sizin lehinize çalışacak ve bunu çözebilmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Bunu ne kadar çok yaparsanız, Sinan Hoca'nın hep söylediği şey, beyninizi ne kadar çalıştırırsanız, ne kadar çok egzersiz yaptırırsanız, o kadar çok o alışkanlık haline gelecek. Yani bunun bir yöntemi aslında onu fark edip, duyguyu fark edip hemen dikkat esnekliği diyoruz bunu. Sen çok iyi biliyorsun. Dikkatini başka bir yöne çevirip seni rahatlatacak, evet, her neyse o duygunun karşıt duygusu, ona doğru dikkatini çevirmekten geçiyor diye anlıyorum. Evet, kesinlikle öyle. Hemen karşıt duygusu ne? Bunu bulmaya çalışın. Mesela keyifli olma. Ne keyfi hissediyor? O anda mesela üzgünseniz keyifli olmaya ihtiyacınız var. Sinirliyseniz belki bir şeyden korkuyorsunuz. Korktuğunuz şeyi bulup ondan sonra keyfe geçebilirsiniz gibi. Verdiği mesajı iyi okumak gerekiyor. Çünkü o duyguların bize verdiği mesaj çok fazla. Duygular çok güçlü. Bizi koruyorlar. Olumlu, olumsuz olsun hiç önemli değil ama duygular bizi korumak için varlar. Önemli olan peki, o konuda, o dönem, o sırada ne yapabildiğimiz ve nasıl yönettiğimiz önemli olan. Bir katılımcılardan bir tanesi sormuş, bütün hastalıkların duygu karşılığı var mıdır diye. Böyle genel bir şey değil ama tabii ki kök nedeni vardır hastalıkların. Ben buna inanıyorum. Tabii tıp doktorları bunu pek fazla şey yapmıyorlar, desteklemediklerini biliyorum. Çünkü ben beden psikoterapisi eğitimi aldım. Beden psikoterapisinin ana felsefesi şudur. İçimizde tuttuğumuz duygular, çocuklukta yaşadığımız travmalar ya da olumsuz olaylar veya anılar sırasında bedenimizin aldığı şekilde o duyguları belirli, vücudumuzun belirli yerlerinde tutuyoruz.
Ve bunlara beden psikoterapisinde zırhlar deniyor. Bedenimizin belirli yerlerinde zırhlar oluşturuyoruz. Eğer psikosomatik rahatsızlığınız varsa, mesela şu soruyu sorabiliriz. Kızdığınız zaman ya da üzüldüğünüz zaman, mesela çevremde arkadaşlarım var, hemen midesine vurur. Midesi yanar. Mesela benim hemen cildime vurur, kaşınmaya başlarım. Veya işte bir başı ağrıyan olur, boynuna ağrı girebilir, sırtı ağrıyor. Şimdi bunları okuyabilmek çok önemli. Bunun için de farkındalık lazım. Peki farkındalık da diyoruz da, eğer beynimiz de doluysa nasıl farkında olacağız kısmı da var. Bunun için de biriktirmeyeceğiz. Biriktirmemek en temel şey. Ama bu şu demek değil, ilişkilerimize hemen hop karşı tarafa patlayalım falan. Bundan bahsetmiyorum. Bir olay yaşadığınızda hemen bunları söze dökün. Ne kadar çok duygu adı kullanırsanız, ne kadar çok farklı duyguların olduğunu fark ederseniz, işte şu anda çaresiz hissediyorum, şu anda kontrolü kaybetmiş hissediyorum, yardıma muhtaç hissediyorum gibi bunları yazmaya başladıkça duygunun şiddeti ve sizin üzerinizdeki etkisinin de hafiflediğini fark etmeye başlayacaksınız. Çünkü ama Ela, şimdi bizde şöyle bir durum var. Yani ben de bütün koştuklarımda bunu görüyorum. Ne hissediyorsun? Şu anki duygun ne diye sorduğumda, bunu ben de çok sonra öğrendim. Hep düşüncelerimizi söylüyoruz biz. Evet. Yani onun bir kere düşünce olduğunun bile farkında değiliz. Yani o duyguyla düşünce arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi düşünce bir şeyden çıkarttığımız bir yargıdır, bir ifadedir. Fakat duygu hissettiklerimizle, hemen mesela bunun duygu olup olmadığını anlayabilmek adına yanına hemen hissediyorum'u koyun. Hani Türkçe derslerinde falan hissediyorum uyuyorsa o bir duygu. Mesela şimdi şunu yapmak istiyorum. Bu duygu değil, çünkü onun değil. Yanına istiyorum, hissediyorum derseniz olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun düşünce mi duygu mu olduğunu yanına hissediyorum koyduğunuzda uyumlu oluyorsa çaresiz hissediyorum oluyor. Çaresizlik bir duygu. Ben derslerimde öğrencilere aralarında bağlananların arasında muhakkak öğrencilerim de vardır. Sınıfa giriyorum ve bugün nasıl hissediyorsunuz diyorum. İlk soru. Kötü. Şimdi onlar da öğrenmeye başladı. Mutlu hissediyorum hocam. Bugün sıkılmış hissediyorum. Böyle, ne kadar çok bunu egzersiz ederseniz, ne kadar çok hayatınız içine sokarsanız, o yüzden de duygu sözlüğü adında bir hesap açtım. Ve farklı farklı duygu kelimeleri Instagram'da, hani bunu kullanalım, hayatımıza geçirelim. Bununla ilgili mesela Paul Ekman'ın, sen de muhakkak biliyorsun, duygu çarkı var. Mesela ona bakın, farklı duygu isimlerini yazın bir yerlere. Bugün 20 duygu öğrenin, yarın bir 10 tane daha öğrenebiliriz. Ne kadar farklı şekilde kendimizi ifade edersek, hem karşı taraf bizi daha iyi anlayacak. Mesela kızgınım. Niye kızgınsın? Hani sadece onun içinde kızgınlık yok ki. Bir sürü şey var. O kızgınlığın içinde çaresizlik var, yardıma muhtaçlık var, belki korku var, belki sıkılmışlık var. Bir sürü farklı duyguyu içerir. Tek bir duygu değildir o anda hissettiğimiz. Duygular çok çeşitlidir. Nasıl, şunu söylüyorum. Kavanozunuz şeyde, baharat kavanozlarımız var değil mi hepimizin evinde? Karabiber, tarçın, işte kimyon, tuz, şeker. Şimdi siz şekerin içine tuzu koyarsanız olur mu? Hani kimin baharat kavanozlarınız içinde, şekerin içinde tuz vardır? Yoktur değil mi? Ayrıştırmanız gerekiyor. O yüzden yaşadığınız, hissettiğiniz duyguları da ayrıştırmanız gerekiyor. Sadece ona kızgınlık derseniz o durumun bir kere hakkını veremezsiniz. O yüzden orada başka şeyler de var. Ayrıştırmak gerekiyor. O yüzden duygular soğan gibidir diyorum. Şimdi bol bol metafor kullanıyorum ki imgeleyelim ve zihnimize, yani bilinç düzeyine alıp daha rahat hatırlayabileceğimiz hale getirebiliriz. Ne kadar çok imgelersek o kadar kolay hatırlarız. Duygular yani, soğan gibidir mi dersiniz? Artık nasıl demek isterseniz. Mesela dün geceki olay, işte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan sonra hiç düşünmeden, çok dürtüsel bir şekilde, iki gün boyunca ben aç kalacağım deyip markete fırladım. Yani orada durup da şimdi ben bir dakika, iki gün sonra aç kalacağım diye bir kaygı, endişe ya da
korku hissettiğimde, durduğumda şunu mu söylemem lazım? Ben neden korkuyorum? Şu anda korkuyorum, korktuğumu fark ediyorum. Neden korkuyorum? Aç kalmaktan. Aç kalsam ne olur? Ölürüm. İki günde ölmez ya kimse. Yani, ya da neyse. Yani işte su yok, susuz kalırsam ölürüm. Yani sonunda bir mesela ölüm korkusuna dayanıyor genelde, evet, gördüğüm kadarıyla. Yani burada dün geceki bu durum, yani bizim Türk halkının gerçekten duygularıyla ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor değil mi Ela? Yani hiçbir durup da ne oluyor diye sormuyor. Sormadan direkt dürtüsel bir şekilde harekete geçiyoruz. Evet. Ve senin de söylediğin gibi, yani sen duygunu tarttığında, karşı tarafla ilgili bir problem yaşadığında bile aslında o soğan gibi katman katman açtığında o duygularını, problemin o zannettiğin şeyden çok farklı olduğunu da görür kesinlikle, hale geçiyorsun. Kesinlikle öyle. Yani korkuyorsun, kaygı duyuyorsun ama onun altında aslında bambaşka bir şey var. Yani evet, korku kesinlikle da değil belki o hissettiğin tabii, tabii, şey. Tabii. Mesela dünkünde güvensizlik de var bence. Çünkü ciddi bir güvensizlik, güven de belirli bir duygudur ve güven, bakın güven genelde tek başına dolaşmaz. Ben hep bunu söylüyorum. Güven belirli duygularla kombinasyona girer. Zaten birçok duygunun belirli kombinasyonları vardır. Mesela güvenin yanına korku geldiğinde, dünkü gibi teslimiyet olur. Yani sorgusuz, sualsiz uyum gösterirsiniz. Aynı dünkü davranış gibi. Herkes bir anda toplu davranışa geçti ve herkes uyum göstererek, belki de hani haberleri birbirine duydukça da çıkan olmuştur. Yani sürü psikolojisi de var bunun içinde. Yani aynen. Ya sen bir aydır evde oturuyorsun, mikrop almamak için, ondan sonra onun altında da, o önlemlerin altında da ölüm korkusu varsa, orada onu da bir kenara koyup bambaşka bir duyguyla sokağa atıyorsun kendini. Tabii, dediğin tabii, gibi tabii. Hakikaten altında kim bilir neler var. Yani neler, güven bir tanesi, var korku var. Çünkü korku dediğinde de uyuşmuyor. Yani korona var ya, yani daha çok korkacağım. İşte korku, orada farklı korkunun şiddeti. Şimdi her davranışımızda belirli bir duygu ağır basıyor. Hangi duygunun beni kontrol ettiğini fark etmem gerekiyor. Belki o anda 10 tane duygu var ama o 10 tane duygunun hangisi beni o davranışa sürükletti? İşte teslimiyet ve güvensizlik dünkü davranışta çok fazla vardı. Yani ya iki gün olmazsa, ya daha uzatırlar 10 dakika. İşte daha önce de maske kullanmayın dendi. Sonra maske kullanmaya başladık. O yüzden insanlarda bir güvensizlik de oluşmuş olabilir. Ve bu yüzden de davranış göstermiş olabilirler böyle. Çünkü kontrolümüzü yitirdiğimiz anda panik başlıyor. Ve o anda tamamen ilkel beynimiz, aklımız devreden çıkıyor. Ve ne yapacağımızı şaşırıp hemen çıkıyoruz. Çünkü kontrol kaybettiğimiz anda belirsizlik başlıyor ve bu sefer kontrol kaybettiğiniz anda sürü zihniyetine giriyorsunuz. Yani herkes gibi davrandığınız anda şu soruyu sormanız gerekiyor. Neyin kontrolü yok bende şu anda? Ben herkes gibi davranıyorum. Bravo. Yani kontrol edebildiğiniz anda esasında aklınızı da devreye sokabilirsiniz. Ama orada kontrolünüz çıktığı anda, mesela bilgi eksikliği, tamamen kontrolsüzlük. Bilginiz yoksa ne yaparsınız? Diğerleri gibi davranırsınız. Yani o yüzden kontrolünüz olmadığı anda sürü zihniyetine mahkumsunuz. Yani gidiyorsunuz bir anda. O yüzden kontrolü nasıl ele alabilirim? Ben şu anda aklımı nasıl devreye sokabilirim ve duygu şu anda ne diye sorup kendimize bir durup sormak lazım. Bunun için de duyguların geçiciliğini unutmayalım. Gerekirse her yere yazalım. Duygular geçicidir diye koyun. Mesela bir hafta postitlerin üzerine yazın. Ben bu yöntemi çok kullandım ve öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Yapıyorlar ve ekranların üzerinde oyuna gelme, duygu geçicidir, geçecek. Mesela geçecek yazabilirsiniz. Bir motto belirleyebilirsiniz. O yüzden o yoğun duygular sırasında onun geçeceğini bilmek, bir beklemek. Sonrasında hangi duyguları hissettiğinizi fark edip soğan gibi onu açmak. Bunlar bizim duygusal dayanıklılığımızı arttıracak şeyler. Ve bu dönem en doğru dönem.
Duygusal dayanıklılığımızı geliştirebileceğimiz en doğru dönem bu dönem. Çünkü bir sürü belirsizlik, bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Ve bunu bir fırsat olarak değerlendirip tam evdeyken bunları egzersiz haline getirip yaparsak duygusal dayanıklılığımızı arttırmış bir şekilde çıkacağız bu dönemden. Bu da bizim için çok önemli bir yetkinlik. Çünkü VUCA dünyası diyoruz ya, bir sürü değişken var, bir sürü karmaşa var. Duygusal dayanıklılığa çok ihtiyacımız var. O yüzden bunları ne kadar pratik edersek, ne kadar bunu hayatımıza uyarlayabilirsek o kadar sakin kalırız ve o kadar verimli ve düşünceler gelir hayatımıza, aklımıza. Yani illa hiç olumsuz duygu hissetmeyeceksin değil buradaki olay. Önemli olan o olumsuz duygu geldiğinde nasıl davranacağını, yönetebileceğini bilmek. O iradeye evet. sahip olduğumuzu bilmek. Evet. Yani gerçekten dün gece biz duygularımızı yönetememenin virüsten daha tehlikeli olduğunu gördük. Kesinlikle. Bu arada katılımcılardan bir tanesi şey sormuş, özgür irade var mı? Onunla ilgili bir deney var. O Libet'in deneyi arkadaşlar. Libet'in deneyini sen de çok iyi biliyorsundur. İşte Hı-hı. kararlarımızı vermeden 7 saniye önce onunla ilgili Hı-hı. o hareket yapacağımız hareketle ilgili beyin devresi harekete geçiyor. Dolayısıyla acaba kararlarımızı biz vermiyor muyuz sorusu ortaya çıkıyor. Bilim adamları da ikiye ayrılıyor. Kader kaza konusuna da giriyor bu konu. Aynı zamanda beynin karar mekanizmasının aslında evet, hiç rasyonel yani frontalden olmadığı, tamamen duygulardan olduğu da konuşuluyor bunun üzerine. Dolayısıyla bizim gerçekten rasyonel bir şekilde bir karar verebilmemiz için önce bir durmamız gerekiyor. Önce o duyguyu bir fark edebilmemiz gerekiyor. Ondan sonra vereceğimiz karar dürtüsel olmaktan belki çıkar. Onun da bir garantisi yok bu arada. Gerçekten çok egzersiz yapmak lazım çünkü bunu yapabilmek için. Kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Bu arada katılımcılarımızdan bir tanesi gene şey sormuş. Sınava girecek çocukların duygularını, yani çocukların duygularını yönetebilmesi çok zor. Evet, yani şu anda onlar tamamen düzen değiştirmiş durumdalar. Benim de evde bir tane var. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Onlara nasıl bir alıştırma yapmak lazım bu durumu daha iyi yönetebilmeleri için? Çok önemli bir soru. Çok da güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tabii ki ben hani gelişim psikoloğu değilim. Tabii ki çocukların psikoloğu. Ama genel olarak şöyle bir yöntem öğrencilerimle, kendi öğrencilerimle yaptığım yöntemi ve çok işlevsel bir yöntem oluyor. Bir kere çocuğunuzla konuşmak ve bu olayı, sınavı nasıl ele aldığını konuşmak çok önemli. Bir kere neyden korkuyorsa korktuğu şeyin sebebini öğrenebilirsiniz. Başarısızlıktan mı korkuyor, rezil olmaktan mı korkuyor? Çünkü bakın utanç, suçluluk bunlar sorumluluk içeren duygulardır. Yani belirli duygular sorumluluk içerir. O yüzden utanç... Enteresan, biraz onu açar mısın? Belirli duyguların hani mesajı var dedik ya. Utanç sosyal mesele, sosyal bir duygudur. Belirli normlara uymadığımız için utanırız. Mahcup oluruz, mahcubiyet hissederiz. Hı-hı. İşte keşke yapmasaydım diye. Fakat bunu yönetmek de yine bizim elimizde. Ben bir dahaki sefere bunu tekrar etmeyeceğim gibi düşünebilirsiniz. Ya da rezil oldum diye düşünebilirsiniz. Hı-hı. Rezil oldum demek bana hiçbir fayda sağlamıyor. Ama bir daha aynı davranışı tekrar etmeyeceğim. Buradan ne tür bir... utancı, sorumluluk duygusunu kullanabilmekle alakalı. Suçluluk da öyle. Suçluluk da sorumlulukla, sorumluluk duygusudur. Yani içinde sorumluluk barındırır. Gurur mesela yine sorumluluk barındıran bir duygu. Yani her duygunun verdiği mesajlar var bize. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sesli sessiz duygular var. Mesela öfke sesli bir duygudur, korku sessiz bir duygudur gibi davranışa şeyle. O yüzden bir kere çocuğumuzla hani hangi duyguların yoğunluğu üzerine konuşayım. Mesela ben endişeleniyorum. Ben başarısızlıktan çok korkuyorum. O sırada panik oluyorum. Soru çözerken bir anda hiçbir şey bilmiyormuşum. Mesela öğrencilerden bana gelen, o endişeli öğrencilerimden gelen en fazla söz bu. O anda her şeyi unutuyorum hocam. Şimdi mesela o anda her şeyi unutuyorum dedikleri anda bir 3 saniye ya da 4 saniye durmalarını tavsiye ediyorum. Ve genelde bunu ben mesela bir öğrencimle şöyle yapmıştım. Savaşçı imgesi.
Savaşçılar geliyor o anda. Seni o anda ellerini tutuyorlar ve hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi gözünü de bağlıyorlar, her şeyi bağlıyorlar ve tutuyorlarmış gibi imgele. Ne yapmak isterdin o savaşçılara? Ellerinden hepsinin o kalkanları alıp atmak isterdim. Veya onların hep, ben bir tane öğrenci bir şey demişti. Hepsini uyutmak isterdim o anda. Bayıltamıyordu çünkü biz insana zihnimizde bile olsa zarar vermek istemeyiz. Uyutmak isteriz ya da öldürmeyi hayal ettiremeyiz yani. Çünkü zarar veririz. Bu sefer onu suçlu hisseder. Uyutmak istiyorum dedi. Tamam, o zaman bir dahaki sefere o savaşçıların sana geldiğini hissettiğin anda, o endişeyi savaşçılarla eşleştirdi. Onların sana doğru geldiğini gördüğün anda bir 3 saniye dur ve ne yapıyorsan onları, neyle uyutacaksan uyut, sonradan da sınavına devam et. İnanın çok faydalı oldu. Yani öğrenci kendileri yaratsınlar o imgeyi, ama siz vermeyin ona. Kendisi mesela neye benzetiyorsun? O kaygı bir cisim olsa, bir insan olsa neye benzer? Bir eşya olsa neye benzer? Hemen o bulsun. Kaygıyı ben şuna benzer. Tamam. Peki o kaygıyı azaltmak için ne yapmak isterdin o anda? Hemen ona bir şey bulup onu imgeleyip kendine bir şey oluyor işte, alet çantasına bir araç eklemiş oluyor ve o anda onu yönetebilecek kapasitesini arttırmış oluyorsunuz. Ve o döneme kadar da onu bol bol pratik ettiğinde, işte sınav testler çözecekler. Şu anda online teste giriyorlar. Zaman baskısı var. Bir sürü şey var. O sırada mesela onu öyle yönetebilmesini tavsiye edebiliriz. Ama bol bol duygularından konuşun. Belki kök neden size mahcup olmaktan korkuyor. Belki de böyle bir korkusu var. Rezil olmaktan korkuyor. Veya belki arkada akranlar da çok önemli. Kıyas yapıyorlar. Bu akranım, bu arkadaşım çok iyi yapacak, ben yapamayacağım diye korkuyorum. İşte beni bırakacaklar, sevmeyecekler diye korkuyorum. Yani bir sürü farklı duygular olabilir. Kendilerine olan güvenleriyle ilgili sorun olabilir. Yani ne kadar çok konuşursak o kadar çok rahatlatacağız, duyguları boşaltacağız ve imgeleme yapmalarını sağlayın diye böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum Ela'cığım. Senin asıl uzmanlığın organizasyonel gelişim olduğu için şu anda iş hayatında olan insanların, özellikle de yöneticilerin çok büyük kaygıları var biliyorsun. Bunu da Evet, konuşuyoruz ve eğitimler de kesinlikle. vermeye başladık bunlarla ilgili. Bir dahaki gelecek hafta tekrar buluşup bir de bunu konuşmak istiyorum seninle. Tamam, konuşalım. Şimdilik artık kapatmak zorundayız. 40 dakikayı geçmişiz. Çok Tamam. teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Duygu daracınızı ya da duygu terminolojisi, böyle duygu sözlüğünüzü genişletmeye çalışın. Bol bol duygulardan bahsedip rahatlayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, paniksiz, güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederim Arkadaşlar, duygu katkını sözlüğü gösterdiğiniz için. hesabını mutlaka takip edin. Çok faydalı. Çok teşekkür Evet, ediyorum çok Ela'cığım. teşekkürler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça Hoşça kal. kal. Bay bay.